videomuzda siyah üzüm çalışması yapacağız. Buradan birkaç tane üzüm tanesini çalışacağız. Herkese merhaba. Bu videomuzda siyah üzüm çalışması yapacağız. Burada gördüğünüz üzüm tanelerinden birkaç tanesini hep beraber çalışacağız. Bolca mürdüm rengi, işte bordo, siyah, koyu kahveler, açık maviler, koyu lacivert tonunda geçişler, lila tonu gibi tonlardan kullanacağız ve bunun çalışmasını birlikte yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yine üzümümüzün çıkacağı tonlarda renkli yünler, olmazsa olmazımız keçe iğneleri, keçe fırçamız, işleyeceğimiz zemin için bir kumaş. Yine ben keçe kumaş tercih ettim. Bunun üzerine işleyeceğim. Çizimimi de yaptım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle fırçamızı işleyeceğimiz zeminin altına koyuyoruz. Mesela ilk önce buradaki üzümden başlayacağım. O yüzden oraya denk gelecek şekilde yerleştirdim. Fotoğrafıma bakıyorum. Biraz lacivert tonu. Biraz içine bu siyah üzümün, siyah diyoruz ama aslında biraz böyle bir mürdümlük vardır içinde. O yüzden renk vermesi açısından şöyle bir mor tonu diyeyim. İçine kattım. Çok az daha alıyorum. Bunları böyle düzgün bir şekilde karıştırıyorum. Bütün renkler birbirine karışmış olsun. Şimdi buradan bir parça aldım. Şurada şeklim belli. Buradan itibaren sabitlemeye başlıyorum. Orta kısımda daha bir koyuluk var. O yüzden lacivertin içine siyah yerleştiriyorum. Ama yine mor renginden bir parça ekliyorum içine. Lacivertten aldım ama içine çok az mavi, çok az mor ve ondan yapacağım. Hemen şöyle açılacak yerlere ilgini kaplıyorum. Şu alanlarda fotoğrafımız da var. Şu alanlarda hafif daha böyle mürdüm rengini görüyoruz. O yüzden ince ince.
daha da aydınlanıvermek için şu bölgelere beyazlar ekleyeceğim. Sonra hemen arka tarafında kalan koyu bayağı gölgelikle gireceğiz. Diğer üzüm tanesini yapalım. Burada yani şu kısımlar bayağı siyah ağırlıkla gidecek. Üçüncü tanemizi yapacağız. O tanede birazcık daha işte pembeler, bordolar yoğunlukta. Biraz da canlandırması açısından. Şimdi üçüncü tane olarak onu seçiyorum. Biraz bordo. Çok az içinde canlandırmak için kırmızı.
bunların minik şu bağlantı yerlerini yapalım, dal kısımlarını. Bunun için şurada kahve rengimiz, kırçalı rengimiz, koyu kahvemiz, siyah bir tip tonları kullanacağız. Tanemiz, bir de dal yapımını gösterdim. Ben şimdi hızlı bir şekilde artık diğerlerini bitireceğim. Bu üç tanesi sizin için gayet öğretici olmuştur eminim ki. Güzel çalışmalarınızı bekliyorum.